Kurulduğu günden bu yana Kürtlerin bir ulus olarak taleplerinin yok sayılması, inkar edilmesi ve asimile edilmesi üzerinden inşa edilmeye çalışılan bir sistem söz konusu. Bu tarih boyunca böyle devam etti. Yüzyıllık bir tarih boyunca. Denilebilir ki aslında yüzyıllık bir tarih Kürtler açısından Türk devletinin inkarı, Türk devleti tarafından inkarın, asimilasyonun ve imhanın gerçekleştiği bir süreç olarak yaşandı. Burada biraz da özellikle Rojava devriminden sonra farklı bir tablo açığa çıktı. Çünkü uzun süredir Kürtler kendi statüleri için mücadele ediyordu. Kendi hakları ve talepleri için mücadele ediyordu. Ciddi bir mücadele, ağır bedeller ödendi ve mücadele bir noktaya kadar geldi. Ama Rojava devrimiyle artık bu bir somutluk kazandı. Orta Doğu'nun barında eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir temelde yeni bir yaşamın kurulabileceğine dair bir örnek yarattılar. Kürtler, devrimciler ve orada bulunan bütün halklarla beraber. Bu aslında zaten yüzyıldır Kürtlere karşı savaşan iktidar için, Türk egemenleri için büyük bir tehlike. Zaten bunun varlığı bile, bunun gerçekleşebilmiş olması bile Türk devletini kabuslara sürüklüyor. Yeraltı, yerüstü kaynakları, hastaneler, elektrik santralleri, gaz üretim tesisleri, okullar, su depolama alanları, tesisleri, bunların hepsinin açıkça hedef alınacağı ifade edildi ve bu yaşama da geçirildi. Yani sivillerin hedef alınması, sivillerin bu savaşın bir parçası hale getirilmesi aslında AKP-MHP iktidarının Kürt sorunundaki savaş politikalarının da bir sonucu. Yani çözüm isteyen bir taraf yok karşımızda. Türk hakim sınıfları, egemen sınıfları, Türk bourgeoisisi Kürt sorununa doğru gerçek anlamda bir çözüm istemiyor. Onların çözümden anladığı, Kürtler sussun, sesini çıkarmasın. Biz ne yaparsak yapsın, onlar kaderine razı olsun. En iyi Kürt, ölü Kürttür. Sessiz Kürttür. Yok olmayan, kendini ispatlayamayan, varlığı kabul edilmeyen, toplumda olmayan Kürttür. Onlar bunu istiyorlar. Ama Kürtler bunun böyle olmadığını, Kürt halkı bunun böyle olmadığını 50 yıldır yürüttüğü mücadele zaten ortaya koydu. Bu anlamda bu saldırıların bir taraftan da nafile olduğunu söylemek gerekiyor. Yani Rojava devrimi o bölgenin insanlarını, o bölgedeki insanları, kadınları, gençleri, Kürtleri, Arapları, Ermenileri, Süryanileri o koyu gericilik karanlığı içerisinde bir yerden başka bir yere taşındı. Daha özgürlükçü ve demokratik bir toplumun yaratılabileceğini gösterdi. Oradaki model aynı zamanda bu coğrafyada bulunan bütün toplum açısından, bütün halkımız açısından da örnek bir model ve umut aşılayan bir model. Yani sadece Filistin'de yaşananlara karşı çıkmak, Filistin'de yaşanan bir savaşa, bir soykırıma karşı çıkmak değil. Bununla beraber aynı zamanda AKP-MHP iktidarının Kürt halkına yönelik ya da Rojava devrimine yönelik yaşama geçirdiği politikalara da karşı çıkmak gerekiyor. Bu ikiyüzlülüğü buradan da teşhir etmek gerekiyor. Ve bir taraftan da işçi sınıfı ve emekçilerin iktidarın sömürü politikalarına karşı mücadelesini geliştirmesi gerekirken aynı zamanda bunun ancak Kürt halkıyla yan yana, omuz omuza onların da mücadelesini sahiplenerek yapılabileceğini bizim çok daha güçlü bir şekilde, çok daha etkili bir propagandayla ve sokakta ortaya koymamız gerekiyor. Sol, sosyalist ve demokrat güçler açısından söylüyorum. Kürtlerin yaşadığını görmezden gelerek, Kürt halkına yönelik saldırıları görmezden gelerek devrimcilik ve sosyalistlik yapılamaz. Dünya çapında yaşanan gelişmeler karşı enternasyonel bir duruşu nasıl göstermemiz gerekiyorsa, bu coğrafyada yanı başımızda bize ve Kürt halkına yaşanan yönelik gerçekleştiren saldırılara karşı da aynı şekilde sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu anlamda bir birleşik mücadelenin, bir mücadele birlikteliğinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu anlamda böyle bir çağrı da yapıyoruz.